Nasıl bir mücadele, neler söylemek sobre el partido? Ah, bueno, como le dije antes, arrancamos bien, tratando de jugar, de ser protagonistas. Creamos algunas situaciones que como no las pudimos concretar en el primer tiempo. Y ellos llegaron a un gol en pelota parada. Y bueno, se nos hizo un poco difícil, pero en el segundo tiempo salimos a jugar un poco más, a tener la pelota y creamos muchas situaciones. Y creo que ganamos muy bien el partido. Evet, karşılaşmayı başladık. Özellikle ilk 20 dakikada belli başlı girdiğimiz pozisyonlar vardı. Topun sahibiydik, oyunun kontrolüne sahiptik. Ama duran toptan bir gol attı karşı takımımıza ve işi gerçekten çok karmaşıklaştırdılar. Ondan sonra ilk yarıda inişli çıkışlı dönemlerimiz oldu ama ikinci yarıya çok farklı bir mantaliteyle çıktık. Daha fazla oynamak isteğiyle çıktık. Daha katılımcı bir şekilde çıktık. Ve inanıyorum ki sonunda da hak ettiğimize inandığımız bir galibiyetle eve dönüyoruz şimdi. Bu sene yeni bir takım var. Yeni takımı nasıl tanımlıyor Belushi? ¿Puedes definir el equipo que tenemos, el juego que tenemos que jugar? Ah, bueno, no sé si es tan nuevo. Creo que cambiaron algunos jugadores, pero bueno, tenemos una buena idea de juego, tratar de siempre tener la pelota, de ser protagonistas, como hoy lo intentamos hacer. Y por el momento se ha visto un equipo, obviamente que en formación, pero con ideas de hacer un buen juego, de tener la pelota, de querer siempre atacar el arco rival y bueno, eso es importante y lo vamos mejorando día a día y vamos a tratar de que día a día estemos mejor y podamos sacarle más provecho al trabajo. Evet, takımımızda yeni oyuncular olduğunu kabul edebilirim ama yeni bir takım olduğumuzu söylemek çok doğru olmaz bence. Bazı rötuşlar var, yeni gelen arkadaşlarımız, yeni katılan arkadaşlarımız var. Fakat pozitif bir oyun oynamaya çalıştığımızı düşünüyorum ben. Topa her zaman sahip olmaya çalışan, top karşı takımda olduğunda da mücadeleci gücünü ortaya koymaya çalışan bir takımız. Ama dediğiniz gibi yeni katılan arkadaşlarımız var ve onların bize uyum sağlaması için de belli bir süre geçmesi gerekiyor. Bu şekilde galibiyetler almaya devam edersek de takımdaki uyumuz gitgide her maç yükselerek devam edecektir. Evet Ozan, nasıl bir mücadele, neler söylemek istersin? Ya vallahi tabii öncelikle ilk yarı zor bir mücadele oldu. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Ama ilk yarı verilmiş idmanlarda gösterdiğimiz performansın karşılığını veremedik. İkinci yarı hocamızın değişiklikleriyle soyunma odasında bazı ikazlarıyla oyuna daha konsantre olduk. Takımda açlık daha çok oldu. İkinci yarı zaten çok iyi başladık. Goller kaçırdık. Ama işte elimizden geleni yaptık. Bir takımda açlık oldu dediğim gibi. Herkes birbirine yardım edince sağ içinde goller de geldi. Yani bize 3 puan lazımdı dediğim gibi. Onu da aldı. Şimdi çok mutlu döneceğiz. Tatile gireceğiz zaten. 2 gün iznimiz var. Çok da güzel bir, keyifli bir izin yapacağız. Orta sahaya geçince daha özgüvenli oynadın sanki. Daha önceki röportajlarımızda da kendim daha iyi hissediyorum ne için orta sahada. Evet tabii yani taktik icabı beni sağ açık oynattı hoca. Tosic çok hata çıktığı için defans yönümden de faydalanmak için Tosic'i durdurmam için şey yaptı. Tabii ama Holman arkadaşımız tabii oyundan çıkardı. Tabii hocanın kararı bu. Orta sahaya geçince daha çok rahatladım ben de. Daha çok kendime özgüvenim geldi. Ben de yani ikinci yarı açıldığımı düşünüyorum zaten. İyi bir oynadık. Abilerimi, kardeşlerimi kutluyorum. İyi 3 puan oldu. Buraya gelen taraftarlara da teşekkür ediyorum. Evet, Josué neler söylemek ister? Nasıl bir mücadeleydi? Jogo. Y fue un buen partido. Ganamos. Cuando se gana es siempre bueno. Que ajo que entramos bien, entramos fuerte, tuvimos muchas oportunidades. Que otro rival marcó cuando todos nos, todo el equipo, nunca esperaba, pero algo que tenemos que mirar bien, porque el segundo gol que sufrimos de canto, y tenemos que mirar. Y ahora seguimos trabajando, estamos trabajando fuerte, bien, jugamos bien, un buen partido ganamos y hay que continuar porque no acaba aquí, el juego ya fue. Evet, güzel bir karşılaşma oldu. Mutluyuz tabii ki, kazandığınız zaman mutlu ayrılıyorsunuz stadyumdan. İyi başladığımızı düşünüyorum. Karşı takım, rakibimiz hiç beklemediğimiz bir anda gole attı. Belki kendileri bile beklemiyorlardı. Daha sonra mantalitemizi biraz değiştirdik ve ikinci yarıya çok farklı bir şekilde başladık. Ve bu da bize galibiyeti getirdi. Ama bence bu galibiyetten çıkarmamız gereken, öğrenmemiz gereken şeyler de var. Çünkü daha önce yaptığımız bir hazırlık maçında da aynı şekilde gol yemiştik. Kornerden ve arka direğe giden bir topta gol yemiştik. Dolayısıyla düzeltmemiz gereken bu ve bunun gibi birkaç şey daha var. Öğrenerek devam edeceğiz ve galibiyetlerimizin devamını getireceğiz. Josué oyundan ayrılırken hem bizim taraftarlarımız hem Gençler Birliği taraftarları alkışladı. Kendi performansıyla alakalı neler söylemek ister? Aplaudo nuestra hinchada y la hinchada de Gençler Birliği también aplaudo. ¿Qué equipo se hace?
que es bueno para mí. Es una situación muy buena de confianza que nunca tenía tido, como la hinchada del otro rival aplaudir a un jugador. No miro mucho en mucha cancha y eres bueno para mí. Estoy encantado, pero tengo que continuar trabajando, ayudando a la equipa y trabajando para mí también. Evet, kendim ben açıkçası iyi oynadığımı düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini yaptım ve takıma da faydalı olduğumu düşünüyorum. Açıkçası yaşanan olay çok fazla benim daha önce karşılaştığım bir olay değildi. Avrupa'da daha önceki maçlarda çok fazla yani kendi taraftarımın beni alkışladı olmuştu ama rakibin beni alkışlaması gerçekten çok güzel bir jestti. Devam etmem gerekiyor, çalışmam gerekiyor, kendimi daha iyi götürmem gerekiyor tabii ki bunların yanında. Josue'yi görüyoruz bu maçta da gördük. Yavaş yavaş takıma alışıyor, hücum hattına alışıyor. Neler söylemek ister uyumuyla alakalı? Otros jugadores que juegan no ataque. ¿Qué vos haces sobre su adaptación no chimi? Que mejor no podía ser. Tengo hay ayuda de entrenador que es importante, de los jugadores que hablan conmigo, cómo quieren la pelota, cómo no quieren. Eres muy buena la mi introducción en la equipa. Ahora tengo que continuar. Jugué bien hoy, pero tengo que jugar bien siempre, no solo hoy. Y por eso tengo que continuar trabajando, ayudando y dando pases para gol, que para eso que trabajo y para ellos también. Geldiğim günden beri gerçekten hem teknik ekip olsun hem de takım arkadaşlarım olsun hem bana iyi davrandılar. Gerçekten konuşmalarıyla beni aralarına almak konusunda çok iyi davrandılar. Onun dışında bana ne istediklerini açık etmek konusunda da gerçekten her zaman çok netlerdi. Takım arkadaşlarım topu nereye istediklerini, nasıl istediklerini, teknik ekip benden ne istediğini tam olarak her zaman ifade etti. Ben de bunları elimden geldiğince harmanlayıp sahaya koymaya çalışıyorum. Onlarla uyumum da gitgide ileriye gidecektir. Çalışmak lazım, devamını getirmek lazım. Volkan, bu sezonun ilk golünü attın. Küllerinden doğuyorsun, etkili de bir futbol sergiledin. Şenol Hoca sana çok güveniyor. Neler söyleyeceksin? Öncelikle çok şükür ki uzun zaman sonra gol attım. Bunun için çok mutluyum. Ben takım arkadaşlarımı kutluyorum. Gerçekten çok iyi mücadele ettik. Çok da pozisyona girdik. Daha farklı bitebilirdi. Eğer ben daha dikkatli olsaydım belki 3-4 de olabilirdi. Ama çok şükür burada kazanmak çok önemliydi. Çünkü hatırlarsanız Galatasaray maçında çok iyi bir futbol vardı ama sonuca gidememiştik. Bugün iyi futbolumuzda sonuca gittik. Bunun için çok mutluyuz. Hocam bana güveniyor. Ben de onun güvenini boşa çıkartmamaya çalışıyorum. Ekstra çalışıyorum. İnşallah bundan sonra da böyle devam eder. Çok gol atarım. Teşekkür ederim. Kaptan olarak sahaya çıktın. O da herhalde sorumluluğu bir kat daha arttırıyor. Sezon başı kampında da hatırlarsanız söylemiştim bize. Burada bir sorumluluk verildi. Ben de bu sorumluluğu iyi şekilde yerine getirmek istiyorum tabii ki. Bursa çocuğu olarak bu forma altında terimin son damlasına kadar mücadele etmek istiyorum. Bugün Serdar bana kaptanlığı vermek istedi. Ben de taktım. Eğer layık olabildiysek ne mutlu bana.